Dördüncü bölüm Hazarlar. Dördüncü kitap. Türk Hazar İmparatorluğu. Türk Hazar Hanlığı. Kitabımızı okuyoruz arkadaşlar. Kitabımızı okuyoruz. Dedik ya. Daha sonra konuşuruz. Her zaman söylediğimiz gibi. Kitabın Türkçe ismini veriyoruz. Kaynakça Cengiz Altın. Nokta. Rusya tarihinin kısa özeti. Monarşinin orijininin günümüze kadar uzantısı. Arkadaşlar kitabın yazılı tarih 1840. Tekrar okuyoruz. Rusya tarihinin kısa özeti, monarşinin orijininin günümüze kadar uzantısı. Ön çağlarda Finliler yani Tacitler ve Eskimolar Baltıkların ilk halkıydılar. Devamında Çuvaşlar, Ostiyaklar da Baltık bölgesine yerleşmişlerdi. Aynı zamanda Buz Denizi'nde de Gotlar da İsveç'e, Norveç'e yerleşmişlerdi. Buradaki Slavlar Rusya'ya yerleştiler. Diğer adlarıyla Slavların diğer ismi Çalbeyler. Slabeyler. Yani Türk Turan'da demiri işleyenlere verilen isimdir Slav. Çalbeyler. Batılı koymuştur bu Slav ismini arkadaşlar. Ön çağlarda Finliler yani Tacitler ve Eskimolar Baltıkların ilk halkıydılar. Devamında Çuvaşlar, Ostiyaklar da Baltık bölgesine yerleşmişlerdi. Aynı zamanda Buz Denizi'nde de Gotlar da İsveç'e, Norveç'e yerleşmişlerdi. Buradaki Slavlar Rusya'ya yerleştiler. 8. yüzyılda Rusya Yakın Asya'dan gelen Türk Hazar İmparatorluğu'nun istilasına uğramıştır. 8. yüzyılda arkadaş unutmayın. Bu Hazarlılar Türk soyundan gelenlerdir. Hazar Denizi'nin kıyılarında oturanlardır. Bu Türk Hazarlılar Hun İmparatoru Atilla'nın hizmetindeydiler. Çünkü aynı ailedendiler. Atilla'nın ölümünden sonra doğuda toplanarak çok büyük bir imparatorluk oldular. Doğudaki bu imparatorluk herkese barış ortamını sağlamıştı. Bu Hazarlılar Türk soyundan gelenlerdir. Hazar Denizi'nin kıyılarında oturanlardır. Bu Türk Hazarlılar Hun İmparatoru Atilla'nın hizmetindedirler çünkü aynı ailedendirler. Aynı soydandırlar. Atilla'nın ölümünden sonra doğuda toplanarak çok büyük imparatorluk oldular. Doğudaki bu imparatorluk herkese barış ortamını sağlamıştı.
Hatta güçleriyle İslam halifelerini dize getirmişlerdi. Dize getirmişlerdi. Doğudaki bu imparatorluk herkese barış ortamı sağlamıştı. Hatta güçleriyle İslam halifelerini dize getirmişlerdi. Bir kolları Dinyeper'deydi. Bir kolları Dinyeper'deydi. Buralarda nehir kenarına yerleşim yeri kurdular. Yerleşim yerleri kurdular. 7. yüzyılda Yahudilik inancını kabul ettiler. 7. yüzyılda Yahudilik inancını kabul ettiler Hazarlar. 858 yılında ise Hazarların bazı boyları Hristiyanlık dinini seçtiler. Bunlar Sarmatlar, Macarlar, Bulgarlar, Slavlardı. Bir kolları Dinyeper'deydi. Buralarda nehir kenarlarında yerleşim yeri kurdular. 7. yüzyılda Yahudilik inancını kabul ettiler. 7. yüzyılda Yahudilik inancını kabul ettiler. 858 yılında ise Hazarların bazı boyları Hristiyanlık dinini seçtiler. Bunlar Sarmatlar, Macarlar, Bulgarlar, Slavlardı. Hepsi Türk soyudur. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Dedi ki, muhteşem bir Türk-Turan tarihidir bu arkadaşlar. Dedim ya, her zaman söylemişimdir. Dünyada her şey Türk-Turan'la başlar. Çünkü aklı zekayı geliştiren bir toplum olduğu için. Dedim ya, görüyorsunuz işte. Yahudi inancını benimsiyorlar. Hristiyanlığın inancına geçenler, Sarmatlar, Macarlar, Bulgarlar, Slavlar. Gördün mü? Bir kısım Müslümanlar geçiyor. İşte böyle dedik ya. İşte Hazarlar böyleydi arkadaşlar. Hazarlar böyleydi ya. Bu muhteşem tarihimizi anlatacağız. Çünkü Hazarlar dünyanın her tarafındadır arkadaşlar. Türk Hazarlı İmparatorluğu'nda insanlar dünyanın her yerindedir. Her yerinde. İsimlerinden, bilmiyorum, soyadlarını hep çıkartırsınız ya. Genlerinden çıkartırız. Dedi ki Hunların devamıdır. Bu 4. kitabımızda bu şekilde anlatmış olduk. Bir de güzel olur arkadaşlar, çünkü bu tarih daha önce hiçbir zaman için anlatılmadı. Hep bir taraftan yasaklandı, görmezlikten geldi. Çünkü Selçukluların geldiği yerde burasıdır. Selçukluların geldiği yerde Hazarlardır. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Niçin saklamışlar? Hep dedim ya, bu dini ideolojiler girmiş içine. Dini ideolojiler girmiş, mezhepler girmiş, tarikatlar girmiş. Yani Türklüğü yok saymışlar. Turan'ı yok saymışlar. Ama hepsi Türk ya. Türk özünde hepsi Türk işte. Bugün de yayınımız bu şekilde oldu. Mutluyuz. Dedim ya, Turan tarihimiz her zaman anlatmaya devam, yola devam. Durmak yok. Saygılarımla hoşça kalın.